Kapımı kilitleyip cuma namazına gittiğimde namazdan sonra geldiğimde bir baktım kapı açık ve bütün arkadaşlar toplanmış, telefonlar yok. Hırsız girmiş, bütün telefonları çalmış. Yaklaşık 20 tane telefon, 15 bin lira değerinde telefonu çalmış. Görüntüler var, kamera kayıtları var, hepsi emniyete verdik. Parmak izine kadar aldılar. Yani bir an önce hırsızın bulunmasını ve mallarımın bulunmasını istiyorum. Sonuçta bir sürü müşterinizin telefonu var. Tabii bir de müşterilerin telefonları var. Onları da götürmüş. Yani mağduruz. Bu tür hırsızların bir an önce yakalanması ve yani başkasına zarar vermesini istemiyoruz artık. Gerekli cezayı almasını istiyoruz. Çünkü bugün bizim başımızı yakan, yarın başkasının da canını yakar. Onun için bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bir de mallarımızın bir an önce bulunup almak istiyoruz yani onları. Bu da böyle çok. Evet, bayağı bir rahat. Yani sanki biliyormuş gibi geliyor, poşetini alıyor, dolduruyor. Çekmeceden benim şahsi telefonumu alıyor. Müşterilerin telefonlarını masanın üstünden alıyor. Ondan sonra özellikle vitrindeki üst modelleri alıyor. Bozuk telefonları sanki bilerek almıyor yani. Sağlam, düzgün telefonlar alıyor, dolduruyor, rahat bir şekilde yürüyor. Yani bilmiyorum yani böyle hırsızların öyle rahat dolaşması acayip yani. Bir an önce yakalanması istiyoruz açıkçası. Sizin hiç böyle hani yüzü simayen bir müşteri olarak hani tanıdık mı? Yani hiç tanıyamadım ya, çıkaramadım. Onu bilmiyorum. Hatırlayamadım onu. Ne zaman oldu olay? Cuma günü, cuma namazına saat 12, biri çeyrek geçe cuma namazına gittim. Yaklaşık 1:45 geçe geldiğimde zaten olay bitmişti yani her şey. Bir de müşteriler burada bekliyordu. İçeriği boşaltmıştı neredeyse yani, bütün değerli eşyalarımızı almıştı. Yaklaşık bir 10 dakika zaten, 5-10 dakikada işini bitirmiş yani. Yaklaşık bir 5-10 dakikada her şeyi almış götürmüş yani. 10 dakikada 15 bin. Yani 10 dakikada bir 15 bin liralık malı götürmüş yani. Elinize göstersem.